Wow. 2,5 dakika süren var abi. Ya senin artık ananı ya. Seni Allah kahru perişan edesin, orası bu çocuğu siktir. Tam vücudu araştır. Ne oldu? Kardeşim yapma onu. Seni ananı. Ne oldu abi? Ne oluyor, bura nereye? Ya kardeşim. Oha! What the fuck? Tek kurtuluşum var görmeyin. Bu her şeyi biliyor şu an, tecrübeli bir ablamız yani. Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir testere bölümünden hepinize selamlar. Evet arkadaşlar, en son oyun Amanda'yı üstümüze salmıştı yani, yanımıza vermişti. Ki hala hiç güvenmiyorum dediğim gibi Amanda'ya. Filmden ötürü birkaç şeyden dolayı falan diyebiliriz buna. Zaten şöyle bir bakış yok. Böyle bir bakan birine ben güvenmem. Gençler, oyun aşırı eski olduğu için, ta 2009 yılında çıkan bir oyun olduğu için birkaç yorum gördüm işte, elbet oynamışsındır falan filan diye. Yemin ederim oyunu oynamadım. Hiçbir sahnesini bilmiyorum ne olacağını. Hiçbir videomda, hiçbir hikaye oyunda da asla sahte tepki vermek istemem zaten. Eğer bu böyle olmasaydı zaten Outlast 2 oyna diye baskı geldiğinde ben tamam der oynardım. Halbuki oyunu biliyorum. Ve bildiğimi söyleyerek de oynamayacağımı sizlere ilettim. Dolayısıyla tekrardan yemin edebilirim size oyunu hiç oynamadığıma. Ve mükemmel bir şekilde ilerliyor. Çok beğendim. Neden geç kaldım hakkında da hiçbir fikrim yok. Sen gelme, ben tek gideyim. Biz seninle sonra buluşuruz burada. Okey. Kapı çalıyor, sen onu aç. Şey yaparım sonra, gelirim. Ha? Onu avradını sük. Ben çık. Geri gideceğim. Jumpscare yedik, gala başlar başlamaz. Niye öyle oldu? Amanda kimle konuşuyorsun? Ağzını oynattığını görmedi miyim sandın? Tamam çık. Amanda. Geç. Gideceğiz ya. Hikayeye devam etmem gerekiyor. Şey yapayım, geçeyim ben onu. Amanda gel. Ya da gelme amık. Abi uzaylı mı o? Ha testereymiş, pardon. Niye uzaktan öyle gördük lan? Ben bir çalışma masasını araştır. Bir şey çıkmadı. Ses bandını çalıştır. Kapı sürgülü. Kapıyı ses bandından sonra açacak herhalde. Abi kör gözümü sikeyim, loot yapmıyorum falan yazan olmuş birkaç tane, fakat ben biraz dikkatsiz oynarım arkadaşlar hikayeli oyunları. Kusura bakmayın o yüzden. Kaçırırsam falan. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hemen durdurdum. Altyazılara hiçbir çözüm yok arkadaşlar. Kusura bakmayın, maalesef büyütülmüyor. Oyunu kendisinde yok yani. Dolayısıyla altyazıları okuyacağım, haberiniz olsun. Dedektif benimle olan takıntı kendi hayatını yok etti ve buraya sürükledi. Aynı bir farenin güneşin sıcaklığından kaçması gibi. Aşağıdaki kişiyi tanıdığını düşünüyorum. Bunu mu? Benim bu. Eski dostun Jennings Foster. Birlikte çalıştığınız davada neler olduğunu sormak isteyeceksindir. Eğer hala yaşıyorsa zamanında bulabilirsin. Kendini korumak için adaleti bir şey oldu. Onu şey yapamadık çok da. Amaçlar Rixon'un ipucunu bul. Jennings Foster'ı kurtar. Ben şöyle facecam'ı daha aşağı alayım gençler. Orada bir görev geldiği zaman siz de görün. Ya Jennings... Tabi kurtaralım onu ama. Bu odadan mı geliyor sesi? Bu odadan geliyor. Amel açta şurayı. Sen buranın mekaniğini ezberlemişsindir. Mekanın dizaynını falan. Şerefsiz fareler. Abi bir şey diyeyim mi? Oyun şu an biraz şeye doğru gitmeye başladı. Paspas al mı? Yok be, o sopası daha iyidir de. Orada bir not gördüm ben, onu araştırabilir miyim? Lan otu mu yedin? Nereye gitti not? Hadi gidelim bak. Abi niye böyle jumpscare atmaya başladı oyun ya? Sence sokakta ölmek üzereyken ağlayarak yardım isteyen adamla senin şu an ne farkın var? Sen bunu nasıl bilebildin? Ben bunu kimseye anlatmamıştım. Bunun üstünü örttün. Gömülen bir şeymiş gibi. Ama seni içten içe kemirdi değil mi? Sevdiğin herkes, önem verdiğin her şeyi bir kenara ittin. Siktir git, imdat! Evet. Bu yeni seslendirme için özür diliyorum.
suratlarını gondikliyim lan. Ne oldu? Lan bu kadar kısa mı sürecek Amendal'la maceram lan? Ay work table'ına da sokayım senin ya. Abi. Allah Allah. Yine filmle ilgili bir spoiler vereceğim. İzlemeyenler varsa filmi ileri sardırabilir. Biliyorsunuz ki The Peak çok farklı kişiler olabiliyor. İşte Amanda da oldu. Bir ara sanırım Dr. Gordon da olmuştu tam yanlış hatırlamıyorsam. Bir ara Hoffman'dı falan filan işte. The Peak yani sürekli değişiyor. Fakat Amanda yanımızdayken The Peak geldiğine göre... Hadi bakalım hocam. Artık... Kimse... Çıkar bu şeyi benden. Kardeşim tamam. Önemli... Yani sakin kalmıyorsun ki. Sakin kalmıyorsun. Sorun sakin kalmaman senin. Onu çok şey yapma tamam mı bir dahakine? Bu kapı açılıyor mu? Abi şu farelerin birisini tutarsam bak öldürürüm yemin ediyorum. Bir susun artık lan. Kapı sürgülü. Ay. Oğlum asite mi soktuk lan elimize? Kazan odasının anahtarını bul. Kazan odasının anahtarını bulduk. Gel lan buraya. Bak loot kaçırdım seninle gördün mü? Sonra abi kor gözünü diye küfür ediyorlar bana. Aha. Tuzak teli. Envanterimde neler varmış? Şivi, sağlık şırıngası, tiner, amonyak, pompalı tüfek fişeği, tuzak teli. Benim o aldığım anahtar az önceki yeri açtı değil mi? Burayı değil yani. Tamam. Şimdi o bizi... Şunu bir okuyayım. Jigsaw'un dünyasında yürümek bile tehlikelidir. Pompalı tüfek tuzakları için yerlere dikkat edin ve tuzakları harekete geçmeden etkisiz hale getirin. Eğer gerekli teçhizat varsa bu tuzakları düşmanlara karşı kullanabilirsin. Ha, bunu kastediyorsun yani. Ben bundan... Geçerken bir şey mi soracağım bana? Amana koyayım ben bunu nasıl şey yapacağım? Gülme lan. Kardeşim benden başlasaydın geri oyunu. Ben buraya geçir yıllar öyle de Hazreti Adem'in yasak ilme ısırışından falan başlatsaydın oyunu tekrar. Bu sefer yakaladım seni. Lan yaralısın hemen nereye... Burada kapı yok ki oğlum nereye gidiyorsun lan hemen? Arkadaşlar ben bunu... Bir dakika. Çok özür dilerim. Gamma'yı açmama dair birkaç uyarı gelmiş bana. Açtım arkadaşlar. Tamam, Jigsaw'un tuzakları. Ha. Köşesine gidip tuzağı etkinleştir diyecekmişim. Oğlum. Bir şey diyeyim mi? Çok zorlaşmaya başlıyor oyun. Yani daha doğrusu daha da... Anladınız ya işte. İlerideki yol arkadaşına ulaşmak için ilk test olacaktır. Bu borulardaki buhar seni öldürebilir. Tekrar yönlendirmek için bir yol bul yoksa senin hayatın ve herkesin hayatı tehlikeye girecek. Adem'in ofisine git. Eminim kazanın yanındaki çatlağı fark etmişsinizdir. İçeriden gelen buhar az kalsın Bruce'un kolunu götürüyordu. Ve doktorlar kolunu kesebilirdi. Kazanı bu basınçta tutmak çok tehlikeli. Bir dahaki sefere birisini ciddi şekilde yaralayabilir veya öldürebilir. Ray Watkins baş sorumlu. Baş sorumlu. Ya senin artık ananı ya. Senin artık gözün götün sikilsin ya. Bir rahat bırak. Ne oldu lan? Bizim zam kimi bu? Bir dakika. Biz miyiz lan? Bir dakika ben bir şey anlamadım şu an. İkisi de siyah olduğu için arkadaşlar kusura bakmayın. Karıştırdım gibi bir şey oldu ama. Bizmişiz. Şu an adil dövüşmüyoruz ama. Adil dövüşmüyoruz. Bu şimdi işleri daha enteresan hale getiriyor. Kurallara göre oyna ve hayatta kal. Ulan onun bunun çocuğu. Sen kurala göre oynamıyorsun ki. Sen bana bir görev verdin ve ben bunu yapmaya çalışırken beni bir daha yakaladın. O zaman bir şey diyeyim mi abi? Spoiler vereceğim. Bunları yapan testere reis değil Hoffman abi. Hoffman'dı kurallara bozan. Testere reis adam akıllı görev veriyordu, yapanları da salıyordu. Bu Hoffman abi, ben orospu çocuğu Hoffman. Ha. Ya anahtar simgesi çıktı orada, şey kapatınca. O müzik ne o müzik? Tuvaleti ara.
Bu iğneler de bir bölümde birisine batıyordu. O birisini şey yapmayayım, hadi söylemeyeyim. Belki filmi izlemeyenler varsa dakika başı spoiler vermeyeyim, dur. Oğlum öyle bir açış mı var lan? Anam, Mike'in kolu. Buraları iyice araştıralım da işimize yarayan bir şey çıkabilir. Kapı sürgülü. Ceset mi yanıyor orada? Yo. Şurada loot var. O ne? At yürüyor lan, o ne oğlum? Her kimsin? Şimdi başım belada. Pompalı tüfekli tasman. Diğer pompalı tüfek tasma taşıyan belirli düşmanlara karşı reaksiyon gösterir. Bu düşmanlardan birine yaklaşırsan tasmanın arkasında sinyal yanıp sönmeye başlar. Düşman ne kadar yakınsa sinyal de o kadar hızlı yanıp söner ve pompalı tüfekli tasman hemen patlayabilir. Bir kez aktif olduğunda tasma taşıyan diğer düşmanlardan uzak durman gerek. Eğer yeterli uzaklıkta olursan düşmanın tasması patlayacak ve tasma etkisi hale gelecektir. Anladım. Onu şey yapma ya çok. Siktir git peşimden. Kapat şurayı. Seni Allah kahru perişan edesin, orası bu çocuğu siktir git. Bana koydum çocuğu. Tamam koş. Gerizekalı. Bir bok da çıkmadı ya senin. Ya Allah belanı verecek seni. Ben abi manken kolunda ne yapıyormuş ha? Ofisine git. Wolf tekerliğini bulmak için etrafı ara. Onu buluruz ya, o kolay. Onu çok kafaya takma sen. Ben kapıları neden açamıyorum? Yoksa o kapılar... Aaa! Koş Bobby. E tamam Bobby, etkisiz hale getir işte. Benim oyunuma bir şey mi oldu? Etkileşimler mi sıfırlandı ya? Bir geçeyim. Etkileşimler şey oldu herhalde. Ben bir kapatayım, tekrar açayım. Aa! Burada ses bandı varmış. İyi ki tekrar başlamışım. Terk ettiğin hayata daha iyi geri dönmen için sana bir seçenek sunuyorum. Giydiğin bu tasma, dedektif tep sana yaklaşınca otomatik olarak aktif hale gelecektir. Bu, tasmayı çıkarmanın yolu onda. Eğer anahtarı alamadan zamanın dolarsa oyun biter. Oğlum, pig yetmiyormuş gibi, sen yetmiyormuş gibi. Bir de şu malları üstümüze salıyorsun ya, ben... Direkt gel kes beni oğlum, bu kadar eziyete gerek yok. Beni yakaladın az önce, kes direkt. Niye uğraştırıyorsun? Bir dakika. Kapı kilidini aç. Evet abi, az önce etkileşimler bozulmuş bende. Tamam, bunun nasıl yapıldığını biliyoruz en azından. Bir dakika, tam oraya. Buna altın gelemeyeceğine göre... Buna mecbur çivi getireceğiz. Buna da düğme gelemediğine göre... Şöyle olacak. Şuna çivi getirdik mi? Easy peasy. Kapıyı aç. Şimdi... Abicim... Buradan zaten gidişimiz yoktu. Bir de bu kapıyı deneyelim, olmadı geri döneriz. Sanırım çünkü loot yapmam isteniyor. Diyecektim ki aynen. Çivi bulduk, çok güzel. Dişli bulduk. Çark bulduk yani sanırım. Jigsaw'un sandığını aç. Arkadaşlar ben bu lanet şeyi açamadım. Tam şey yapamadım. Umarım içinde önemli bir şey yoktur yani, bilmiyorum. Uğraşmak da istemedim çok fazla. Uğraşsam çözerdim biliyorsunuz yani. Nah çözerdim. Tamam, tekrardan buraya geldik. Hadem ofisine git, banyodan kaç görevlerini yaptık. Az önce aynen işte bu kapıyı açmam lazım. Ben buradan bir şey almış mıydım? Bir dakika. Ben şuradan tekrar ölmeden tuzağı etkisizleştireyim de. Ha, sonradan tuzak koyabiliyoruz buraya, anladım. Tamam, ben bir işimi bitireyim, koyarız. Burası çıkış. Buraya loot yapmak için mi geldim ben, yoksa... Diğer taraftan sürgülü. Bir şey bulamadım. Sağlık şırıngası mükemmel. Bir şey bulamadı. Dişli buldum bir tane daha. Buradan şu üçünden ikisinden gidiş yoktu. Abicim, eyvallah. Buralar güzel de
Benim arkada da çok yapacağım şey kaldı sanki. Yanlış mıyım? Ya da burada loot yapıp oradan mı gideceğiz? Ne yapıyorsun lan? Çivi dolu, ha başka çivi alamıyorum. Tamam, bura bunun odasıymış herhalde. Ananı avradını sikim. Lan nereden geldin? Tamam, sal. Allah'ın belası. Köpek herif. Anam yanlış yerden gidiyorum. Oha! Ama tuzağa koy dedim yani, sen geçtikten sonra koysan. Kral bana şivi ver. Ama onu öyle yap. Allah'ım sabır ver ya. Allah'ım sabır ver ya. Öl lan. Üstünü araştırıyorum. Sağlık şırıngımı harcadım. Şeye sıçayım abi. Gerizekalı boş herif. O nasıl bir ölüş lan? Kobay faresi gibi ölmüş. Pompalı tüfek bir şey. Çok güzel. Uzak bak değil mi lan? Şimdi koy bunu. Ne olur ne olmaz. Arkamdan birisi falan gelir. İşimize yarasın. Şuradaki lootlarımı tekrar yapayım ben hemen. Hadi bakalım, sonunda geldik. Sanırım bir oyunumuz var. Elektrik akımı senin arkadaşın. Eğer bir sigortan varsa sigorta kutusunu da aktive edebilirsin. Sigorta kutusuna güç verince bir kapı açılabilir. Işıklar yanabilir veya etraftaki düşmanlara tuzak kurulabilir. Elektrik akımı bir kere devreye sokunca etraftaki su birikintilerine dikkat et. Evet, şekil A'da gördüğümüz gibi arkadaşlar. Sigorta bulduk. Sürgüyü kaldır. Kapıyı aç. Şimdi buradan geçiş yok sanırım. Tam sigortayı taktık. Şimdi ben bu sudan geçersem ölür müyüm? Ha aynen, tamam. Tamam, suyumuzu kaldırdık. Cesette masa ayağı mı? Ceset üstünü ara. Bir şey bulunamadı. Bu da masa ayağıyla herhalde daha iyi döverim. Mektup. Bu insanlar herkes deli diyebilir. Fakat ben böyle görmüyorum. Yani artık öyle görmüyorum. Hepsi aslında bizim gibi Mary. Burada Emma isimli bir hasta var. Sana çok benziyor. Görünüşü, gülüşü, kokusu aynı sen. Esas doktorlar bu hapishanede bu insanları tutuyor. Şükran günü için gelemeyeceğimi söylemek için sana yazıyorum. Şu an benden çok uzaktasın. Artık burada Emma ve arkadaşlarımla kalacağım. Büyük bir şeyler düşünüyoruz. Masa lan masa. Yok, masa ayağıyla daha iyi döveriz ya. Hah. Tekerleği buldum abi. Bize söylenildiğinden bu olmalı. Ne? Birisi. Yok ki abi kimse, biliyor musun? Abiciğim, what the fuck? Şu an okuyamam onu. Bana nereden geliyor bunlar? Allah'ın belası. Pusht! Ya şunu kapat lütfen dedektif. Yemin ediyorum sıçacağım bacağını şimdi ya. Ne uyuz it bir şeysin ya. Arkadaşım! Silah çantası kilidini aç. Ya abicim. Bu biraz değişik ya. Ya zaten beyzbol sopası veriyor, ona öyle aşırı gerek yok da ben bunun mantığını anlayamadım tam olarak ya. Ya da şöyle bir mantığı var. Şu soldakini, soldakinin etrafına bir şeyler çizerek sağdakini de harekete geçireceğiz sanırım. Ama yapamadım arkadaşlar, vallahi kusura bakmayın. Biraz zamanla kısıtlı olduğu için şey yapmak istemiyorum, aşırı uzatmak istemiyorum. Şu soldaki yerden gideceğiz diye umuyorum, aynen. Soldaki kapımız açılmış. Kayıt noktası çok güzel. Selaleyle. Buraya elektrik verdim. Şimdilik bir dursun bakalım o elektrik orada.
Şimdi bütün yollarımızı deneyelim. Kilidi aç. Burası mecbur bu. Bura bu, bura bu, bura bu. Easy peasy. Selaleyle. Tam bura loot için yine. Bir şey bulunamadı. Çivi, pompalı tüfek. Tüfek şeyi. Burası zaten aynı az önceki yere açılıyor. Tamam, buradan gidenin Allah belasını veriyor. Buradan elektriğimizi kaldırarak buradan gideceğiz. Wow! Ya dedektif, senin kapıyı kapatma işine de sokayım. Elinin ayarını da sikeyim. Vallahi billahi yeter ya. Öldün mü lan? Öldüsen heh de. Abi basıyorum bire, neden kapatmıyor? Çok sinirim bozuyor bak. Abi nasıl hala? Hah. Bak, beyzbol sopasını bulduk. Yani arkadaşlar, her işte bir hayır varmış. Kapının kilidini aç. Buradan sağlık şırıngası almam lazım. Benim için önemli, biliyorsunuz ki. Burada çivi olmadığına göre mecbur şununla kombinleyeceğiz. Buna bu. Buna da bu. Sağlık şırıngası dolu mu? Koltukta inmene gerek yok. Resident'taki babaannenin şey mi lan o? Aha, levye. Oyun bana bir şey değil mi? Şu an aşırı loot yaptırıyor. Bunun sebebi ne olabilir? Sıçış. Yani bunun sebebi sıçış. Ben her oyunda buna inanırım. Oyun sana aşırı loot imkanı veriyorsa selaleyle demek istiyordur. Merdiveni kullanalım tabii ki. Bir öncekinde şeyimiz gitmişti. Canım. Bu nefes alış sesi bizim nefes alış sesimiz mi? Yok yok. Bir şey yok ki orada. Kobay faresi o ya. Zaten buradan inemiyorum aşağı. Kilidi aç. O ona gelmiş. Burası mecbur çivi olacak. Orası çivi olduğuna göre burası da çivi olacak. Easy peasy. Sağlık şırıngam yine dolu. Oyun bana aşırı sağlık sigortası şırıngası verdi. Sigorta ne lan? Ya ne oldu yine ya? Kapı sürgülü. He, bir sen eksiktin amına koyayım. Bağlama kolu. Bağlama kolunu şuraya bağlayacağım sanırım. Abicim, 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 abicim. Ananananat, abicim, abicim. Şimdi şuna bağlamamız gerekiyor bir takım şeyleri sanırım. Hayır, pardon, şuna bağlamamız gerekiyormuş. No! Buna bağladıktan sonra bunu buraya, bunu buraya. Lan sen dönme. Yok, öldüm, yapamadım. Yapamadım bu sefer. Hadi bakalım, çok seri bir şekilde yapmam lazım abi. Çok seri bir şekilde. Hadi amına koyayım ya, of. Neredeydi bağlama kolu? Ver bağlama kolunu. Hadi kralların en tatlısı. Şimdi şuna bağlamamız gerekiyor abi şeyleri, tamam. Tamam, senden... Bir dakika. Tamam, seni oraya bağladık. Seni şöyle bağlasak. Biraz yine bala götü oldu gibi sonucu. Şu bir tanesini yaparken iki tanesi oldu. Tam bala götü değil ama %50-50 bala götü diyebiliriz. Ha, tamam, pardon. Doğru gelmiş. Gazımızı kapattık. Kazan dairesine giden bir yol bul. Abicim ne oldu sana ya?
Ama acıktım. Light! Kolay gelsin. Guardian. Guardian yok mu burada? Aradan geç. Ne ilginç yollar lan bunlar. Çakmak yakamıyor muyuz? Can, oradan sakın bir şey atlamasın. Hayır bak. Oo, ne olmuş lan burada? Oha, tuzak yemiş biri orada, bir şey değil mi? Light! Orada biri çok fena bir tuzak yemiş abi. Pompalıyla kafasına sıkmışlar sanırım. O kişinin. Merdiveni kullan. Tabii merdiveni kullanmak yararlıdır da o müzik ne öyle, ben hiç anlamıyorum bazen. Gel buradayım. Amına çaktım. Buradayım. Gel. Gel buradayım ha. Gösterdim. Ne oldu? Ne oldu? Atar gider yapıyordun. Üstteki yeri kapattık. Umarım doğru yoldayımdır. Diğer taraftan sürgüne sokayım artık ya. Hobi mobi yok değil mi lan? Ben inanılmaz stresliyim abi şu an. Yemin ediyorum altıma sıçacak gibi hissediyorum. İlk iki bölüm böyle olmamıştım. Biraz action'laştı oyun. Ha. Ya bu tarafı açıyor ya bu tarafı açıyor. Tamam, bu tarafı şey yapması bizim için daha iyi de ben bir loot yapayım. İzolasyon tedavisi. Çoğu şizofrenik veya hayal gören hastalar izolasyon terapisinde bir yol kat ettiler. Whitehurst içerisinde birçok bölümü barındırır. Hastalar küçük bir yere kilitlenir ama fazla uzun süre orada bırakılmazlar. Hastaların yemekleri belirli zamanlarda kapının küçük bölümünden verilir. Bazı hastaların ölümünü araştıran doktorlar açlıktan öldüklerini fark etmektedirler. Maalesef bu tedavilerde ölümler olabilir fakat neyse ki sağlık sigortası bu sorunları hallederiz. Arkadaşım can kaybı olduktan sonra sağlık sigortası olursa ne yormasın. Buradan mı gideceğim? O kadar da hemen öldürüyor mu ya? Ha, burada ses bandı varmış. İlk testim borularda buharı doğru yöne sokmak ve yavaşlatmaktır dedektif. Buharın kendisinden korunman gerekiyor. Yoksa seni öldürebilir. Oyunun ısınacaktır. Üzgünüm, yoksa oyun olmaktan çıkar. Tep yakında burada olacak. Ha, bu da mı dedektifmiş? O nasıl bir dodge lan? Oğlum o niye öyle dodge'ladı? Seni kim gönderdi amurum? Özel hareketten misin lan? Şerefsize bak ya. İşte geliyor özel harekat. Ha. İkinde bayağı bir beyinsizlik yapmışız abi. Şuradan beni saldığı zaman hadi bakalım kolay gelsin. Hadi bakalım kolay gelsin. Bu komple mi kapatıyor üsttekini? Tamam, çok güzel. Tekrar çıkıyoruz. Çıkamıyoruz. Çıkıyoruz. Biri mi var üstte? Abi bizim adam niye böyle sesler çıkartıyor? Çok ilginç. Ben korkuyorum yani açıkçası. Şimdi bunu tekrar şey al. Hah. Çok güzel. Bravo abi Jim. Bu ne? O düğmeye falan basmam gerekiyor mu benim? Kapı sürgülü. Tamam. O zaman şimdi de şeydekini mi kapatacağız? O kapıya giden yoldakini mi kapatacağız acaba? Ne oluyor lan? Aynen, sanırım onu kapatacağız. Bakayım. Evet. Levy'yi almak istemiyorum. Beni bir sal artık. Bu tuşa bastığımızda da kapımızı açtık. Şunu yapmayacağım arkadaşlar. Belki hani görmedi falan diyebilirsiniz de gördüm ama yapmayacağım. Maalesef beceremiyorum onu. Belki çok basittir mantığı ama. Buradan gitmem lazım. Oradan baş giderim. O ne öyle? Ha. Tamam.
Help me. Arkadaşlar zor durumdayım. Bu videoyu atamazsam ananı avradınız. Lan bu ne oğlum? Şey gibi, marshmallow gibi. Sana yardım ederim. Öncelikle şunu bir etki sözleştir. Kaçarken, maçarken. Oğlum. Onunla görebiliyor musun lan sen? Aha valve buldum. İşle dolu. Ay burada da tuzak varmış, aman diyeyim. Yanarız. Ben bunları koysam mı koymasam mı, bana girebilir mi bunlar? Girmez herhalde ya, ben bunları koyayım. Tamam, o tuzağı da etkileştirdik. Bunu da etkinleştir, çok güzel. O zaman buradan biraz daha tuzak teli alabiliriz. Hah. Borunun kilidini aç. Şimdi... Oradan girip buradan çıkması lazım, hadi bakalım. Abi şu an kontrolümde zorlanıyorum, fark etmişsinizdir zaten. Ha bir dakika. Tamam, çok güzel gidiyoruz. Ya da ben öyle zannediyorum. Yes, 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 yes. Vallahi yaptım. Fırın kapısının anahtarını aldım. Fırın kapısının anahtarı. Çek sağ kutusu. Bir dakika açacağız. Ha buradan mı alıyormuşuz? Diğer teste çabuk geç. Buralardaki basınç kırılma noktasında. Wow. 2,5 dakika süren var abi. Ne oluyor lan? Aman bu bir basarız. Nereye geldim alüminyum? He bir sen eksik. Anam! Yanacağım lan. Ah. Hızlı geç, hızlı geç tosunum. Yanacağız, yemin ediyorum eriyip çürüyüp gebereceğiz burada. Kral, nasıl yaptın böyle bir sistemi ya tam olarak? Niye indik buraya? Çıktık yine yollara, yaşıyor bu sözler. Anlat hadi onlara. Ne görüyor bu gözler, ne görüyor? Siktir git. Doğru mu gidiyorum onu da bilmiyorum ki. Allah Allah, emanet koşuyorum. Merdivende mi çıkmam lazım? Mekanın anası avradı gondiklendi mekanın. Anası avradı gondiklendi. Anlaşılan kendini kurtarmak için yeterince hızlısın. Kendini fazla düşünmenin getirdiği bir şey bu değil mi? Öyle bana atar gider yapma da. Gençler bir bölümümüzün daha burada sonuna gelelim. Aşırı böyle tuzak oyunları falan olmadı ama yine de küçük küçük bulmacalar, işte dövüşler olsun falan, yine actionlı çok güzel bir bölümdü. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. 2 günde bir geliyor testere serisi biliyorsunuz ki. Umarım video da hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.